Domuzların yaptığı zararlar. Hepsini yere yatırıyor. Düz gelirse yiyor. Düz gelmezse yatırıp bırakıyor. Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde yer alan Ahmedikli mahallesindeki çiftçiler özellikle domuzlardan korunmak için geliştirdikleri farklı yöntemleri uygulayarak arazilerinin yanında ateş yakıyor, tenekeye vurup ses bombası patlatıyor, belirli aralıklarla maytap atıyor. Domuzlar ektiğimiz ayçiçek tarlalarımızı, buğdayları da önce, buğdaylar da aynı zararı yaptılar. Ayçiçek tarlalarında daha çok zarar yapıyorlar. Onun için her gece bekliyoruz. Beklemek zorundayız. Bazı yaşlı çiftçiler ise domuzların kendilerine zarar vermesinden korktukları için arazilerine traktörleriyle gidip römorklarında sabaha kadar nöbet tutuyor. Domuzdan korkudan araba motor üstünde duruyorum, aşağı inemeyim. Çiftçilerden Mehmet Can özellikle domuzların ürünlerine çok zarar verdiğini ve yaklaşık 10 yıldır bu sorunla karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Can, domuzların arazilerine Beşiktepe Kışlası adıyla bilinen askeri sahadan geldiğini belirtti. Domuzlar çok zarar veriyor. Onun için ürünümüzü beklemek zorundayız. Askeri saha yakın olduğu için askeri sahadan en kısa mesafeden geldikleri tarlalara zarar yapıyorlar. Uzak tarlalarımız da var ama burası askeri sahaya çok yakın olduğu için bu tarlayı beklemek zorundayım. Eğer ki öyle büyük bir sürü girdiği zaman benim tarlam 10 dekar. 10 dekarlık tarlayı 2 saat içinde öyle 100 taneli bir sürü girdiği zaman yerle bir eder çıkar. Zararı beklemesek ölçülemez zararı. Yani ürün alamayız. Zaten karpuz kavunu ekiyorduk, bundan vazgeçtik. Kollayamıyoruz. Bekliyorsun bir akşam, mesela bu akşam yatsıya kadar dedin, yatsıdan sonra gidelim. Bir geliyorsun, girmiş mahvetmiş her taraf kıpkırmızı. Ayçiçe, buğday. Yani bunlara çok zarar veriyor. Kavun karpuz ekiyorduk, vazgeçtik. Domuz gece saat 8-9'dan sonra, 10'dan sonra çıkıyor. O saate kadar günlük işlerimizi yapıyoruz. Ondan sonra sabaha kadar kimimiz nöbet tutuyor, kimimiz artık çeşit yöntemler arıyoruz. Askeri sahanda tel örgüsü var. Tel örgüde dikenli tel var. Eğer ki diğer kısımlarındaki gibi, yol boyları gibi örgülü tel olmuş olsa ya da bizim bu kısmı da şöyle 1 metre yüksekliğinde örgülü tel çekilmiş olsun aynı direklere, kesinlikle bize domuz giremez. Bak. Bir diğer çiftçi Ahmet Ocak'tansa her akşam domuzlarla mücadele ettiğini, gücünün eskisi gibi olmadığını ve 74 yaşında olduğu için domuzlardan korktuğunu ifade etti. Domuzla geleyim her akşam. Kollayayım, bağırayım, çıkarayım. Dostluk kasasında durdurmasın da beni. Çaresine baksınlar. Ocaktan, yazın güneşten, kışında yağmurdan etkilenmemek için traktör römorkunda kurduğu çadırda korunduğunu ve yemeğini de burada yediğini ifade etti. Çiftçi Halit Çen de arazisine 7 kilometrelik bir mesafeden geldiğini, tarlasını bir yıl boyunca ekip biçtiğini ancak hasat zamanı domuzların tarlalarına zarar verdiğini söyledi. Ya ürünümüzü ekiyoruz. Bu zamanda biçeceğimiz, ürünü alacağımız zaman işte böyle domuzlar zarar yapıyor yani. Ürünümüzün başında bulmamız lazım. Bulunmadığımız zaman işte böyle zarar yapıyorlar. Ne yapalım yani? Yapacak bir şey yok. Mahalle muhtarı Selami Ocaktansa domuzlardan kurtulmak için çeşitli kurumlarla irtibata geçtiğini dile getirdi. Mahalle muhtarı Beşiktepe Kışlası'nın yaklaşık 20 bin dönüm üzerine kurulu olduğunu ve bu arazinin %80'inin kullanılmadığını belirtti. Bu yer orman arazisi. İşte 20 bin dönüm arazi diye tahmin ediliyor. 22 bin dönüm civarı. Bu arazinin ne bileyim ama %20'si kadar yeri kullanım alanında. Geri kalan %80'i kullanım alanının dışında. Orman. Vahşi orman yani. Burada hayvan çok rahat bir şekilde kışlanabiliyor, yazlanabiliyor işte. Çiftçinin bir yıllık emeği bir saat içerisinde yabani hayvanlar tarafından zayi olmasın.